Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok muhterem kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. Ve de her zamanki gibi sözümün, sözlerimin, sohbetimin başında alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımıza Hamd ve senaların en mükemmelini Rabbimizin layık olduğu hamd ve senaları ona arz ediyorum. Rabbim kabul buyursun. Bahşettiği nimetlere özellikle İslam ve iman şerefine hesapsız şükürlerle şükrediyorum. Rabbim nimetlerimizi ve o nimetlere olan şükrümüzü müddade eylesin. Sonra da peygamberimiz efendimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazretlerine sayısız salat ve selamımı arz ediyorum. İltica ediyorum ki Yüce Rabbim kabul buyurur ve kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemi Medine-i Tayyip'e-i Tahire'de haberdar eyler. Rabbim günlerimizi, gecelerimizi mübarek eylesin. Yine bir cuma gecesindeyiz. Yine dostlarla, kardeşlerle beraberiz. Yine sohbet ediyoruz. Onun için Rabbime özellikle hamd ediyorum, şükrediyorum değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, Müslümanın dualarla ve zikirlerle geçen 24 saati diye sohbetimize, sohbetlerimize bir ana başlık tespit ettik biliyorsunuz. Geçen hafta bir tesbihi sizlere tarif etmiştim hatırlayacaksınız. Cüveyriye annemiz radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretleriyle sabah namazını kıldıktan sonra Efendimiz bir yerlere ayrılırken mescitte oturmuşlar Cenab-ı Hakk'ı zikrediyorlardı. Döndükleri zaman Efendimiz öğleye yaklaşmıştı vakit. Hala aynı yerinde aynen Rabbimizi zikretmeye devam mı ediyorsun buyurdu aleyhissalatü vesselam. Cüveyriye radıyallahu anh'a annemiz evet dediler. Ben senden sonra bazı kelimeler bazı tesbihlerde bulundum ki seninkilerle tartılsa bunlar daha ağır gelirdi buyurdu aleyhissalatu vesselam efendimiz hazretleri hatırlayacaksınız. Ben bunu böyle kardeşlerime telkin edip tavsiye edip okunmasını onlardan istirham edince karşılaştığım birçok kardeşim hocam diyorlar yazamadık ne olur bir daha onu tekrar ediniz. Öyle olunca aslında bugün sohbetimize sokağa çıkışla başlayacaktık. Evimizden ilk adımı atacağız ve de çarşıya gideceğiz, işimize gideceğiz. Ama sohbete başlamazdan evvel bu tesbihi bir daha bir defa daha o gün yazamayan, o gün tespit edemeyen kardeşlerimizin hatırı için tekrar ediverelim. Çünkü çok talep geldi. Telefonlarla soruyorlar. Bilhassa karşılaştığım kardeşlerim hocam yazamadık diyorlar. Onun için değerli kardeşlerim o tesbihimiz şuydu hatırlayacaksınız. Sübhanallahi ve bihamdihi adede halqihi, ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimati. Allah razı olsun. Bilhassa sabah namazından sonra aleyhissalatü vesselam okumuşlardı. Biz de o zaman ve her zaman okuyabiliriz bunu. Gece yatırken de mesela rahatlıkla okuyabiliriz ama Resulullah'ın söylediği zaman sabah namazı sonrası olduğu için ben sabah namazından sonra diye e, sizlere hatırlatmış olayım. Ama her zaman bu tesbihi söyleyebiliriz ve değişik şekilleriyle söyleyebiliriz. Geçen haftada söylemiştim. Mesela el, başında Elhamdülillah diyerek, Allahu Ekber diyerek, Salatu Selam okuyarak demiştik. Ve de kardeşlerim yazdılar Allah razı olsun. Sübhanallahi ve bihamdihi. Adede halkihi yarattıklarının adedince. Ve rıza nefsihi razı oluncaya kadar. Rabbimin rızasını tahsil edinceye kadar. Yani yüce zatı ne kadar tesbih etmemden razı olur o kadar tesbih ediyorum. Ve zinete arşihi zinet diye çekmiyoruz orayı da öyle bir rivayette var. Ama genel rivayetler daha çok rivayetler ağırlık anlamında ve zinete arşihi arşının ağırlığınca Rabbimizin arşının ağırlığınca onu tesbih ederim. Onu tesbihle tahmid ederim, hamd ederim. Ve midade kelimati onun kelimelerinin yazıldığı mürekkepler adedince. Yani muhteşem bir tesbih, muazzam bir tesbih. Kardeşlerimize tavsiye ediyoruz. Ne olur ezberleyelim ve dilimizden düşürmeyelim değerli kardeşlerim. Kardeşlerimin peşine düşmekte haklı olduklarını Düşünüyorum ve onun için tekrar ettim. Yani mesela Subhanallahi ve bihamdihi şeklinde söylenebilir. Ve la ilahe illallah allahu ekber de ilave edilebilir. Sahih-i Müslim'in rivayetinde böyledir. Yani Subhanallahi ve bihamdihi Ve la ilahe illallah allahu ekber Adede halkihi ve rıda nefsihi Ve zinete arşihi ve midade kelimati Böyle manalarını bilerek de eğer efendim okuyacak olursak tesbihimizi muhteşem olur veya üçer defa üçer defa söylenilmesi tavsiye olunuyor veya diğer tesbihler diğer tesbihler inşallah bu aciz kardeşinizin size bir hatırası olsun böyle değerli kardeşlerim umuyorum ki yazmışsınızdır ve de inşallah zaman zaman okur hatırlar ve peşinden de bana dua edersiniz efendim. Hani 24 saatimizi dualarla ve zikirlerle, tesbihlerle nasıl geçireceğiz? Onu sohbet ediyoruz, onu görüyoruz ya değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz sabah namazından evvel bir şeyler söyledik, sabah namazıyla başladık. Sabah namazından sonrasını hatırlattık. Efendim, işrak namazını kılmanın sevabını söyledik. Aleyhissalatu vesselam tam bir hac ve umre sevabı diyordu. Ve şimdi geldi. Kahvaltımızı yaptık. Abdestimizi gerekiyorsa tazeledik, hazırlığımızı yaptık. Evden çıkıyoruz değerli kardeşlerim. Evden çıkışımız e, merhalesine, safhasına geldik. Tabi tabii evden çıkarken her gün buna ne olur riayet edelim, bir muhakkak abdestli olalım. Bunun faziletini daha önce söyledik. Yani abdeste ancak müminler devam edebilir deniliyor değerli kardeşlerim. Abdestli olmak bir mümin için büyük fazilet. Sonra çoluk çocuğumuzla eğer ayakta olanlar varsa, evde olanlar varsa onlarla vedalaşıyoruz. Yani onlara Allah'a ısmarladık diyoruz. Onlara dualar ediyoruz. Onların dualarını istirham ediyoruz, rica ediyoruz. Ve kapımızı besmeleyle açıp Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim deyip besmeleyle dışarıya ilk olarak sağ adımımızı atıyoruz. Bu çok önemli. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri bunlara çok değer veriyorlardı değerli kardeşlerim. İslam büyükleri de. Yani bizim büyük diye tanıdığımız ve sizlere acizane tanıtmaya çalıştığımız kardeşlerimiz bu tip şeylere çok dikkat ediyorlar. E hocam sağla çıkmışım, solla çıkmışım ne fark eder? Öyle değil. Eğer fark etmeseydi aleyhissalatü vesselam tavsiyede bulunmazdı. Yani yemek yerken, içerken, giyerken, Hazreti Ayşe rivayetini daha önce sizlere aktarmıştım ben. Her işinde giyerken, çorap giyerken, pantolon giyerken, gömlek giyerken, elbise giyerken önce sağ taraftan başlanılması büyüklerimizin adetidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her işe hatta ben hatırlayacaksınız şimdi, saç taramaya bile Resulullah sağ tarafından başlarmıştı, başlardı diye Hz. Ayşe annemizden Allah'ın Resulü'nün fiilini aktardım sizlere. Fi tenâulihi ve teraccülihi ve fi şe'nihi kulle Bir şey alırken verirken, çarşıda alışveriş yapıyoruz mesela. Parayı verirken de, üstünü alırken de. Bir kişiye bir şey ikram ediyoruz, çay veriyoruz, su veriyoruz. Verirken sağ elle vermeliyiz, o da sağ eliyle almalı, bunu temin etmeli. Yani bu işte bir bereket vardır, ayrı bir bereket vardır. El yumnu fil eymen, bereket sağdadır diye buyurulmuş. Onun için Cenab-ı Hak Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde inanan müminlerden bahsederken ashabı yemin, sağcılar diye bahseder değerli kardeşler. İnanın böyle. Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde bakınız. Cenab-ı Hak Hazretleri inanan, Allah'a ve ahirete inanan kullarından bahsederken ashabı yemin diyor. Yani daha evvel biliyorsunuz e, uzunca okuduk ayeti kerimeleri ve müminlerin sıfatlarını siz değerli kardeşlerime aktarmaya çalıştım. Orada Cenab-ı Hak Hazretleri inanan kullarından bahsederken sağ ashabı, sağ tarafını tutanlar, kıyamet gününde de müminlerin kitapları sağ taraflarından verilecekmiş. Eğer diyor Kur'an-ı Kerim sağ taraftan verilmişse kitap tamam. O sürur içerisinde. Neşe içerisinde. Rabbim abdest dualarımızın içerisinde sağ kolumuzu yıkarken de öyle diye dua ediyoruz ya geçen hafta söyledim bu konuyu hadis-i şerifler değil ama İslam büyüklerinin söyleri sözleri Efendim ya Rabbi yarın kıyamet gününde kitabımızı, amel defterimizi sağımızdan almayı bizlere nasip eyle diye dua ediyoruz. Rabbim öylece lütfetsin inşallah. Sağ ayağımızla evden çıktık değerli kardeşlerim ama besmeleyi unutmuyoruz. Evden çıkarken, arabamıza mesela binerken, arabamızı çalıştırırken, kontağını açarken besmele şart. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorlardı değerli kardeşlerim? hangi iş ki besmele ile başlamaz bereketsizdir. Öyle olunca mümin her yaptığı işe besmele ile başlamalı. Şeytanın şerrinden çekiniyor muyuz? Şeytanı işimizden uzaklaştırmak istiyor muyuz? Kendimizden, kazancımızdan, ailemizden, evimizden, yuvamızdan, yolda giderken mesela herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için şeytanı kendimizden uzaklaştırmak istiyor muyuz? Mutlaka, mutlaka ama besmeleyi çekeceğiz. Allah'ın Resulü öyle buyuruyorlar. Kullu emrin balin la yubde'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Kullu emrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim akta diğer bir rivayette ebtar diye de görmüştüm. Eczem diye de gördüğümü hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Yani iş, o işin sonu bereketsizdir. Hangi iş ki besmeleyle başlamaz? O işin sonu kesiktir. O işin sonu bereketsizdir. O işte bereket yoktur. Şeytan o işe karışabilir. Hal böyle olunca diyorum ki değerli kardeşlerim vaazlarımızda bunu anlatırken öyle söylüyoruz mümin her işine besmeleyle başlayacak. Ve de mümin öyle bir insandır ki her işine besmeleyle başlayabilen insandır. Mefhumu muhalifi bize bunu da veriyor. Veya Müslüman besmelesiz olmaz. Her işinde Bismillahirrahmanirrahim vardır. İşe şeytanı karıştırmamak lazım değerli kardeşlerim. Şeytanın tuzakları korkunç. Hani Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de inne şeytan lekum aduvun fettehizuhu aduva. Şeytan sizin için düşmandır. Onu düşman bilin, düşman tanıyın diyor ya. Çok dikkat etmek lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'de şeytanın düşmanlığı konusunda o kadar önemli ayeti kerimeler var ki Adem Aleyhisselam sebebiyle cennetten kovulduğu için Ya Rabbi diyor Cenab-ı Hak şeytandan tabi sohbetimizin asıl konusu farklı. Yukarıdan şeytana tabi olanlardan bahsederek geliyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Nerede bakayım Nisa suresinde? Efendim yukarıdan geliyor. Cenab-ı Hak bir yerde buyuruyorlar ki Le'anehullah Allah ona lanet etmiştir. Allah şeytana lanet etmiştir. E, bu, bu lanetli varlığın peşinden gitmek akıl kârı değildir. Onun bütün tamamını, bütün müdahalesini, bütün arzu ve isteklerini kırmak için de Eûzü Besmele şarttır ve de lazımdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Değerli kardeşlerim, Ya Rabbi diyor cennetten kovulmuş, Ya Rabbi diyor kullarından benim de bir payım olacak. Onlardan bir kısmına sahip olacağım. لَا min مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا Allah muhafaza buyursun. Muhakkak diyor senin yarattığın Adem oğullarından, kullarından, insanlardan belirli bir kısmını kendime pay olarak ayıracağım. Sonra ve le nehum yemin ediyor biliyor musunuz? Onları saptıracağım. Muhakkak. Onları doğru yoldan, İslam yolundan, Kur'an yolundan saptıracağım. Ve le muhakkak onları boş kuruntulara boğacağım. Hayal alemi. Hep şeytandan Sonra vele amuran onlara emredeceğim de fele putlara kurban etmek için burası parantez içerisinde hayvanların kulaklarını dilecekler. Yani putlara putlara adaklarda bulunacaklar, onlara tapacaklar. Rabbim muhafaza buyursun. Allahu Zülcelal Hazretlerine kulluğu bırakan nefsine veya şuna veya buna tapıyor demektir. Rabbim muhafaza buyursun değerli kardeşlerim. O da şeytanın vesvesesiyle olmaktadır. Demek ki Kur'an'da Rabbimiz öyle buyuruyorlar. Onlara emredeceğim. Sonra ve la amurannhum. Bakın burası çok önemli. İki noktaya bugün dikkat çekmek için bu şeyleri alıyorum. Ve la amurannhum yine onlara emredeceğim de fele halk halqallah. Allah'ın yarattığı şeyi Sünnetullah olarak koyduğu nizamı Allah'ın bozacak ve Allah'ın yarattığı şeyleri tahrif edecekler. Ya Hadisi şeriflerde de biliyorsunuz çok önemli telkinler var, emirler var veya yasaklamalar var. Biz bunları zaman zaman sizlerle sohbet ettik ve söyledik. Mesela, kaş aldıranlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanet ediyordu. Çünkü, Allah'ın yarattığı şekli bozuyorlar. Onun için. Yani şeytana tabi oluyorlar. Hani Resulullah'ın lanetlediği bazı kimseler var ya, kaş aldıranlar, dişlerinin arasını törpüleyenler, dövme yaptıranlar, beğenmiyor sanki Cenab-ı Hak Hazretlerinin yarattığını da dövme yaptırıyor. Veya estetik operasyonlar, zaruret değil, ihtiyaç değil, tıbbi herhangi bir gerekçesi yok, estetik operasyon yaptıranlar. Te şeytana tabi olan ve şeytanın onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığı şekli değiştirecekler dediği zümreye girdikleri için yaptıkları iş haramdır. Hocalarımız cevazı vermiyorlar, evet demiyorlar. Onun için şimdiden ben duyuyorum küçücük çocukların anneleri, daha ilkokul talebelerinin anneleri kaşlarını aldırtıyorlar, şöyle ediyorlar, böyle ediyorlar filanmış değerli kardeşlerim. Yazık, yazık. Alemlerin Yüce Rabbi olan Allahu Zülcelal Hazretlerinin yarattığı şekli bozmamaya çalışalım. Sakal kesmek de bunların içerisinde biliyorsunuz. Cenab-ı Hak Hazretleri erkek kullarını sakalıyla yaratmış. Allah'ın yarattığını değiştiriyoruz. Her gün sabahleyin kesiyoruz. Ya Rabbi sen bilememişsin biz biliyoruz diyoruz haşa. Bir mümine yakışmıyor. Bir mümine yakışmıyor. Değerli kardeşlerim bunları ayrı 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 beraberce görmeye çalıştık. Bunlara dikkat edelim. Bir de şeytanın yine yine bir e, yine bir insana tasallutu var. Ona da dikkat çekmek istiyorum. E, ayet-i Kerime bu İsra Suresi 62, 63, 64 ayet-i kerimeler arzu ederseniz onların tefsirine bakınız. Efendim yukarıdan geliyor da Cenab-ı Hak Hazretleri şeytana tabi olanlar için veya şeytanın peşinden gidenler için efendim men مَنْ minhum bi بِسَوْتِكَ Onlardan gücünün yettiği kimseleri davetinle şaşırt diyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Gücün yetiyor mu? Sesini, senin telkinlerini duyuyorlar mı? Duyuyor mu? Sana kulak veriyor. Senin peşinden mi gidiyorlar? Davetinle onları çağırmanla onları şaşırt. Sonra atlılarınla ve yayalarınla onları yaykarıya boğ. Ve eclib aleyhim bi haylike ve racilike. Rabbimiz böyle buyuruyorlar. Ve şârikum fil emvali vel evlâd mallarda, mallarında ve mallarda ve çocuklarda, evlatlarında onlara ortak ol. Burası çok mühim. Burası çok mühim. Çok özür dileyerek söylüyorum. Ailevi beraberliklerde eğer o beraberlikten Cenab-ı Hak çocuk takdir etmişse diyor müfessirlerimiz, eğer o birlikteliğin, o beraberliğin başında e'udü besmele çekilmemişse, şeytandan Allah'a sığınılmamışsa, şeytan işin içine karışabilir. Bakınız bu ayeti kerimenin tefsirinde bütün tefsirler bize. Öyleyse mümin yerken, içerken, elbisesini giyerken, artık tuvalete girerken bile dedik değil mi? Geçen hafta söyledik. Bismillah, euzu billahi vel habais diye dua ediyorduk. Evinden çıkarken de, işine çıkarken de sabahleyin Eûzü besmele ile çıkacak evinden ve her şeyi ile Allah'a sığınacak, Allah'a tevekkül edecek ve de besmele ile şeytanın şerrinden, istiaze ile şeytanın şerrinden Allah'a sığınacak. Değerli kardeşlerim şeytanın şerrine ve ivaatına böylece kısaca bir işarette de bulunmuş olalım ki hatırımızda kalmaya vesile olsun. Yani bir hatırımızda olsun bu konu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evden çıkarlarken şöyle dua ederlermiş. Bismillah ve tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Böyle dua ederler. Arkasından da kardeşlerimizin yazdığı dua ile duada bulunurlarmış. Sabahleyin evden çıkarken. Euzü besmelemizi çektik önce. O duaya da sıra gelecek. Efendim önce tam ayağımızı kapıdan atarken büyüklerimizden Bismillah ve Billah şeklinde de gördük. Bismillah ve Billah ve tevekkeltu ala Allah ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Allah'ın ismiyle, adıyla ve Allah'a sığınarak ve de ve tevekkeltu ala Allah Allah'a tevekkül ettim. Bunu hepimiz bildiği için manasını yazdırmadım. Asıl önemli bir dua kardeşlerimin yazdığı dua. Onu siz yaza durun geleceğiz inşallah. Yalnız kulağınız bende olsun. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri kapıdan çıkarken böyle Cenab-ı Hakk'a tevekkül ediyorlar. Ondan sonra da böyle dua ederlermiş aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri. Allahumme işte yazılı olan dua. Allahumme inni bike min en adille ev udalle ev ezille ev uzelle ev azleme ev uzleme ev ejhele ev yuchele aleyye Allah Allah ne muhteşem bir dua ne güzel bir dua değerli kardeşlerim. Ya Rabbi sapıtmaktan ve saptırılmaktan yani senin yolundan uzaklaşmaktan sapıklık ne demek Kur'an yolundan, Resulullah'ın yolundan başka yollara düşmek demek sapmaktan ve de saptırılmaktan şeytan olsun kötü arkadaş olsun bir başkası olsun onların beni saptırmasından yahut da zillete uğramaktan veya zillete uğratılmaktan yani ne demişiz hata etmekten hataya zelle hata etmek demek hata etmekten günaha girmekten ve veya hataya düşürülmekten bunlar çok önemli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dua ediyor evden çıkarken. Sonra ev azleme ev uzleme. Bir başkasına zulmetmekten veyahut da zulme uğramaktan veya cahillik etmekten ya da başkasının cehaletine uğramaktan sana sığınırım ya Rabbi. Bu duanın Arapçasını ezberleyiverirseniz ne güzel olur. Ama olmadı. Mefhum olarak hatırınızda kalsın böyle değerli kardeşlerim. Sabahleyin çıkarken bu dualarla çıkalım inşallah. Bazı nadir kardeşlerimde görüyorum. Bu tip duaları banta okumuşlar veya okutmuşlar. Aslında böyle bir hazırlık yapsak çok güzel olur. Sabahleyin arabasına bindi mi kardeşim onu teybine, arabanın teybine koyuyor, onları dinliyor. Siz de böyle bir şey yapar mısınız bilmiyorum. Besmele ile başlıyor ve bu duaları, daha nice dualar var. Ben bazılarını seçerek getiriyorum size. İnanın böyle ve de bu dualar sağlam olan, sahih rivayetlerde gelen dualar. Allahümme inni e'udhu bike en adille ev udalle, ev ezille ev uzelle, ev azleme ev uzleme, ev echele ev yüchele aleyye. Mekke'deki talebelik dönemlerimizde Mısırlı bir hocamız, Allah ondan razı olsun, eğer sağ ise o zaman biraz yaşlı bir zattı, eğer hayatta ise Rabbim afiyet versin. Vefat etmişse kabri cennet olsun. Bize bu duayı Resulullah'ın mübarek dilinden hocamız öğretmişti. Ta o zamandan beridir acizane okuduğum diğer dualarla birlikte ben de okumaya devam ediyorum. Arapçası böyle. Allahümme inni e'udhu bika en adille ev ev ezille ev uzelle ev azlama ev uzleme ev eçhele ev yüçhele aleyye Allah'ım sapıtmaktan ve saptırılmaktan, hata etmekten ve Hataya düşürülmekten, başkalarına zulmetmekten ve başkalarının zulmüne uğramaktan ve de başkalarına cahilce davranmaktan veya başkalarının cahilce yapacakları kötü işlerden sana sığınırım. Bu dualarla evimizden çıkıyoruz inşallah. Efendim sabahleyin evden çıkarken ki duayı öğrenmiş olduk. Tabi başka dualar da var. Yeri geldikçe onları da söyleyeceğiz. Resulullah'ın okuduğu başka dualar da var böyle. İnşallah ileride onları da... E, ilave etmiş olacağız sohbetimizde. Efendim bir de biliyorsunuz büyüklerimizin bize öğrettikleri bir dua var. Her işimizin başında okuduğumuz Ya Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr. Bu da çok güzel bir iltica. Çok güzel bir dua. Bunu da işlerimizin başında ihmal etmemeliyiz değerli kardeşlerim. Ya Rabbi yessir. Ya Rabbi kolay getir. Kolaylaştır. Ve la tuassir. Zorlaştırma Allah'ım. Rabbi temmin bil hayır. Ya Rabbi bu işimi hayırla tamamla. Ne kadar güzel. Az, öz, hepimizin bildiği ama hepimizin muhtaç olduğumuz bir dua değil mi? Ya Rabbi kolaylaştır. Allah'ım zorlaştırma. Ve de Ya Rabbi hayırla tamamına erdir. Sona erdiği zaman o iş benim hayrıma olsun Ya Rabbi. Hangi iş olursa olsun. Ya Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Değerli kardeşlerim, sabahleyin evden çıkarken ki bu duayı ne olur ezberleyin inşallah. Tamam mı? Çünkü birçok birçok sahabiden rivayet olunmuş bu dua. Bir evvelki yazdığımız dua. Allahümme inni a'udhu bike min en adille ev udalle ev ezille ev uzelle ev azleme ev uzleme ev eçhele ev yüçhele aleyhi. Resulullah bunu hatta diyor annemiz böyle başını semaya da kaldırır. Yani e, sanki Cenab-ı Hak Hazretlerine gönülden olan bağlılığını böyle kendini toparlar Peygamber Efendimiz. Bir daha perçinler ve sağlamlaştırır ve bütün ihlas ve samimiyetiyle böyle kainatın efendisi o nur haliyle Cenab-ı Hakk'a böyle yalvarırlarmış. Biz de bu duayı ihmal etmeyelim. Bir de şimdiki söyleyeceğim ayeti kerime de çok önemli değerli kardeşlerim. Hud suresinin Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Hud Suresi var. Hud Aleyhisselam'dan bahseden sure. Hud Suresinin 56. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. S.A.V. Bismillah. İnni <laughs> tevekkeltu ala Rabbi ve Rabbikum. Ma min dabetin illa huve ahidhum binasiyetiha. İnne Rabbi ala sıratı müstakim. Sadakallahu lazim. Bu ayeti kerimeyi de büyüklerimiz çok tavsiye ediyorlar. Yani bir sıkıntınız var. Manasını vereceğim birazcık sonra inşallah. Bir sıkıntınız var. Bu duayı okuyun. Evlatlarınızla, eşinizle aranızda bir problem var. Bu ayeti kerimeyi sabahları muhakkak okuyun. En az bir. Üç olursa daha güzel, yedi olursa daha güzel. Bakın bu duaların hepsinde böyle söylemiş olayım. En az bir mümin bu duaları birer defa okumalı. Büyüklerimiz diyorlar ki 3 olursa daha güzel ki biraz evvelki duada Resulullah 3 defa tekrar ediyorlardı söyledik. 7 olursa daha güzel eğer sıkıntı büyükse 11 defa okuyun. Ne okumuşsanız, ne okuyorsanız bıkmayın, usanmayın, tekrar edin, devam edin. Cenab-ı Hak hazretleri dedelerimiz ne demişler yerin göğün kıvamı duadır. Gökyüzü gö, üstümüzde dua ile durur. Bunlar boş sözler değil değerli kardeşler. Dedelerimiz, ninelerimiz asırlar boyu tecrübe etmişler. Bizlere böyle tavsiyede bulunmuşlar. Dediğim gibi Hud suresinin 56. ayeti. Ne diyor Rabbimiz ayeti kerimede? İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Ben benim de sizin de Rabbiniz, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Allah'ı Rabbim ve benim de Rabbim sizin de Rabbiniz. Ma min dahabten illa huwa Çünkü yeryüzünde yürüyen hareket eden hiçbir varlık yoktur ki o yüce Rabbim yani onun perçeminden tutmuş olmasın. Perçem şurası biliyorsunuz nasiye. Yani e, bu, buradan tuttunuz mu? Tuttuğunuz şeye malik olursunuz. Yani güç onun elinde, kudret onun elinde, o her şeye malik ve bütün yarattıklarına o hakimdir. Bu anlam çıkıyor. مَا مِنْ دَابَّتٍ اِلَّا هُوَ اَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا Nasiyesinden, perçeminden tutmuştur o. اِنَّ Rabbi عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ Şüphesiz benim Rabbim dost doğru yol üzeredir. Yaptığı her işte hikmet vardır. Yaptığı her şey güzeldir, mükemmeldir, muhteşemdir. Ve o kullarının dolaylı mana olarak böyle çıkarıyoruz. Kullarının hayrına olan işleri onlara lütfeder, ihsan eder. İnne Rabbi ala sıratı müstakim. Ve benim Rabbim dost doğru yoldadır. Her şeyin hakimi, her hadisenin gerçek sahibi odur. Değerli kardeşlerim mesela bize bazen kardeşlerimiz geliyorlar. Eşlerinden şikayet ediyorlar. Hocam beni işte dövüyor, çarpıyor, eve gelmiyor, bakmıyor, etmiyor böyle bir zamanda korktuğunuz birisi var. Kim olursa olsun kiracınız olabilir, ev sahibiniz olabilir, patronunuz olabilir size zulm ediyor. Size haksız yere efendim müşkilat çıkarıyor. Sabahleyin okuyun bu ayeti kerimeyi. Bu Allah'a sığınmadır işte. Ben benim de senin de Rabbin olan Allah'a sığındım diyerek işe başlıyoruz. Hud suresi 56. ayet. Onun için dostlarımıza, kardeşlerimize her işte yani evden çıkarken, ben bunu evden çıkarken okunması gereken dualar arasına aldım ki sabahleyin işimizi tam anlamıyla Allah'a havale etmiş olalım diye. Unutmayın bunu inşallah. Bir kenara yazı verin Hud suresi 56. ayet diye. Sonra Kur'an-ı Kerim'e bakar, manasını da öğrenir ki inşallah kendisini de ezberler ve ezber olarak okursunuz. Kur'an-ı Kerim'le problemlerimize, dertlerimize çare aramaktan başka çaremiz var mı değerli kardeşlerim? Ve Kur'an-ı Kerim'den daha güzel bir çare olabilir mi? Daha güzel bir çare olabilir mi? Yani mesela son zamanlarda e, birçok kardeşimiz müftülüğe fetva nöbetinde olduğumuz zaman, ben onu sizlerle zaman zaman paylaşıyorum, geliyorlar hocam diyorlar yani sihirden, büyüden şikayet ediyoruz. Tabii ben bilemiyorum, bu saha benim saham değil diyorum. Ama işte hocalarımızdan duyduğumuz, büyüklerimizden öğrendiğimiz, inşallah babacığımın nazara karşı, isabeti ayna karşı bana öğrettiği birkaç duayı da gelecek hafta eğer yetiştirebilirsem sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Belki bugün bilmiyorum zaman kalır mı? Efendim zaman kalırsa bugün verelim. Olmazsa gelecek hafta inşallahurrahman. Yani mesela nazar konusunda çocuklarımızdan korkuyoruz. Bir komşunuz var, bir tanıdığınız var, birisi var. Onun onun size sıkıntı vermesinden korkuyorsunuz. Oluyor bunlar dünya hali, insanlık hali. İşte bu ayeti kerimeyi bolca okuyun. Sonra değerli kardeşlerim, burada burada hatırlatmış olalım. Sabahleyin evden çıkarken hele hele o uzun yolculuklara falan çıkan kardeşlerimiz o pazar, pazarlamacı olan kardeşlerim Konya'nın dışında işi mesela veya bulunduğu şehrin dışında demek daha uygun işi olup da çıkan kardeşlerim sabahleyin çıkarken 7 ayet el kürsüyü okumayı ihmal etmeyin. Bize büyüklerimiz hep bunu tavsiye ederlerdi. Mesela bir yolculuğa çıktığımız zaman babacığım rahmetullahi aleyh arabaya bindik mi kendisi süratli de araba kullanırdı. Çocuklar Önce bir fatihalarınızı okuyun, ondan sonra yedişer ayetler, kürsüleri okuyun bakalım. Herkes her işini bırakır. Önce bulunduğumuz şehirden, misal bizim için Konya'dan çıkıyoruz değil mi? Farz edin ki İzmir'e gidiyoruz. Zaman zaman böyle en büyük kardeşim orada olduğu için gidiyoruz mesela. Efendim giderken bize ablam, en büyük ablam benim İzmir'dedir. O, o efendim böyle babacığım tavsiye ediyordu. Diyordu ki önce bir fatiha. Kimlere? Konya'da bulunan müminlere. Yol güzergahında, yol üzerinde nereden geçiyorsanız, Konya'dan çıkıyorsunuz misal, misal işte Sarayönü, Kadınhanı, Ilgın, <laughs> Akşehir, Afyon, Uşak falan öyle öyle yol gidiyor ya efendim. İstanbul'dan misal bir başka Ankara'ya geliyorsunuz. Gelirken öyle. Ankara'dan bir başka yere gidiyorsunuz. Ne bileyim bulunduğunuz şehirden bir yere giderken bulunduğunuz şehirde bulunanlar, Yol güzergahında bulunanlar bir de varacağınız şehirde bulunanlar için Fatiha okuyorsunuz. Bu büyüklerin adetidir. Babacığım öyle derdi. Önce bir, bir Fatiha 11 ihlas okuyor. Başta Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunan bütün müminlerin ruhlarına hediye ediyoruz. Bir de hatırınızda olsun buna tabi bazıları itiraz edebilirler ama bu benim babamdan aldığım size de Belki şimdiye kadar hiç kimseden duymadınız. Mesela Konya'dan çıkmışız değil mi efendim? Konya'dan sonra nereye geldik? Misal Akşehir'e geldik. Afyon'a geldik. Oraya girerken babacığım böyle derdi. Düstur ya sahibel beled. Veya düstur ya sahibel belde. Ey bu şehrin manevi sahibi bize izin ver. Sürurla girelim huzurla çıkalım demek anlamında. Düstur ne demek? izin ver demek, icazet ver demek. Geçen haftaki sohbetimizde de özür diliyorum tuvalete girerken zararlı varlıklardan böyle çekin, çekindiğimiz için böyle bir izine, böyle bir icazete ihtiyaç var. Destur vermek, düstur vermek, izin vermek demek. Şehirlerin nasıl şimdi maddi alemde valisi var, belediye başkanı var, o şehrin sınırlarını koruyan jandarması var, polisi var. Yani maddi koruyucular var, manevi de koruyucular var. İşte benim bu söylediğimle manevi koruyuculardan, manevi sahipten izin alma icazetidir bu. Babacığım rahmetullahi aleyh her bir köye gir olsun, ilçe olsun yani bir yerleşim birimine girerken oralar boş zannetmeyin oraların manevi sahipleri var. Onlardan izin almak adına düstur ya sahibel belde ey bu beldenin manevi sahibi izin ver anlamında veya düstur ya sahibel belet ikisi de aynı anlamda efendim böyle icazet almamızı, izin almamızı tavsiye ederlerdi. Yola çıkmışız, fatihalarımızı okuduk. Arkasından yedi ayetel kürsi. Birini sağımıza, birini solumuza, birini önümüze, birini arkamıza, birini aşağıya, birini yukarıya. Yedinciyi de böyle derin bir nefesle içimize çekiyoruz ki bizim içinden nur ve bereket olsun diye yedi ayetel kürsiyi ihmal etmeyelim. Ayetel kürsiyi muhteşem, muazzam bir koruyucudur, bir kalkandır. Hem maddi varlıklara, zararlı varlıklara karşı hem manevi varlıklara karşı. Evinizi bırakıp gidiyorsunuz mesela. Okuyun ayet el kürsiyi, çevirin etrafını böyle o ayet el kürsi ile nefesle. Bir iznillah Cenab-ı Hak Hazretleri muhafaza eder. Yani zararlı varlıklara karşı bunlar büyüklerimizin tavsiyeleridir. Sonra vücudunuzda sabahleyin bir kırgınlık hissettiniz mesela. ayet el kürsiyi okuyun, avucunuza üfleyin, vücudunuzu mesedin. Bunları hep söylemiştik. İhlas üçer defa hiç olmazsa İhlas Felak Nas. Bazı kardeşlerimi görüyorum ben bu bende de oluyor. İhlas Felak Nas veya Ayetel Kürsi okurken başlıyorsunuz esnemeye. Niye? Ha biz nazar olmuş demektir. Nazar olmuş demektir. O esneme geçinceye kadar o sureyi okumaya devam edin. İsterseniz Ayetel Kürsi olsun. Dilerseniz ihlas olsun, felakla olsun, nas olsun. Okurken bir esneme geldi mi? Hadi sizde ya bir nazar var veya bir zararlı varlığın tasallutu var demektir. Bilhassa nazar halinde onu okumaya devam edin. Üç defa, beş defa, yedi defa, on bir defa ne kadar olursa rahatlayıp böyle gönlünüze ferah gelinceye kadar ayetel kürsüyü veya ihlası veya felak veya nas okumaya devam edin. Bütün bunları sabahleyin koruyucu olarak. Hiçbirimizin hep yani öyle özel korumalar falan tutmamıza gerek e, gerek yok ki. Bunlar bizim manevi koruyucularımız. Hud suresinin 56. ayetini söyledik. O bir koruyucudur. Ondan sonra efendim Bismillah ve billah ve tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah koruyucudur. Sonra dediğim gibi ayet el kürsi. Bu, bu taifeyi cinnin verdiği zararlara karşı onları Rabbim ömür verirse inşallah ayrı bir sohbette sizlere onları aktarmaya çalışacağım biliyor musunuz? Resulullah'a taifeyi cin zarar vermeye çalıştılar. Onların da biliyorsunuz inananları var, inkar edenleri var, Müslümanları var, kafirleri var. O kafirler Resulullah'a zarar vermeye çalıştılar. Cebrail Aleyhisselam geldi de engel oldu. Biz kimiz ki? Onun için korunmak için devamlı dua etmeli, devamlı yalvarmalı, devamlı Rabbimize sığınmalıyız. Onun için abdest diyorum, onun için dualar diyorum, onun için Resulullah'ın yaptığı diyorum. Değerli kardeşler, Küçük yavrularımız mesela, anneler, yavrularınızı çıkardınız, okula gönderiyorsunuz, arkasından okuyun. Okuyun ve o, sanki o önünüzdeymiş gibi onun üzerinden üfleyin böyle. Küçük yavrular ne bilsinler? Ama onlara öğretin, besmeleyi öğretin. Yavrum evimizden çıkarken besmeleyle çık. O Rabbi Yesir duasını rahatlıkla ezberleyebilirler. İlkokul birinci sınıfta olan yavrularımız bile. Mesela deseler ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi Yesir ve la tuasir Rabbi temmin bil hayır. Ne güzel. Ne güzel. Yavrularımıza bu kültürü çocukluktan verelim. Ve değerli kardeşlerim bu duaları vaktiyle gençlerimize, yavrularımıza öğretirsek ömür boyu bir rutin, bir tabii hadise olarak onu okurlar ve ömürleri Allah'ın inayetiyle, dua ile bereketle geçer Allah'ın izniyle. Onun için bu duaları efendim ihmal etmeyelim. İhmal etmeyelim. Dua müminin en büyük sığınağıdır. Bunu bunu unutmayalım. Sonra evimizden çıktık, dedik ya bir uzun yolculuğa çıkıyoruz. Mesela e, bulunduğumuz yere Fatiha, yedi tane ayetel kürsi. Hatta benim bir eniştem vardı, Allah rahmet etsin, müttaki bir insandı. Çok güzel, mübarek bir insandı. Yetmiş ayetel kürsi bize tavsiye ederdi. Yetmiş ayetel kürsi. Mesela uçağa biniyorsunuz. Allah aşkına Allah'ın korumasından başka bir koruyucu var mı? Şimdi vasıtalar süratli, vasıtalar süratli. Her ne kadar o hız sınırları, radarlar falan falan da olsa bakıyorsunuz bazen çok süratli gidenler oluyor. Bu durumlarda koruyucu ancak alemlerin yüce Rabbi ve Allah'ın melekleri. Hepimizin bu korunmaya ihtiyacı yok. Kaldı ki ihtiyacı çok. Kaldı ki Rabbimizden başka koruyucumuz yok. Onu bilmek lazım. Yani değerli kardeşlerim öyle illa sürate filana falana da gerek kalmıyor. Bazen şehrin içinde kaza oluyor. Şehrin en işlek caddesinde kaza oluyor. Ve ölümler oluyor. Rabbi muhafaza buyursun. Onun için korunmak için dua. Ha hocam buna rağmen kaza olmuyor mu? Olur. O zaman onda bir hayır var demektir. Buna rağmen ölenler olmuyor mu? Olur. Aa, ama o ölümde bereket vardır. Abdestsiz, duasız, namazsız, niyazsız bir adamın ölmesiyle abdestini almış, Allah'ına tevekkül etmiş, pırıl pırıl mis gibi dualarla giden bir insanın ölüm arasında kimse kusura bakmasın çok fark vardır. Böyle bir insan e, herhangi bir kazada öldüğü zaman hükmen şehit olarak gider. Allah'ın inayetiyle. Allah'ın inayetiyle. Onun için dua çok önemli. Dua çok önemli. Hani o hepimizin bildiği o Rabbena atina fi dünya haseneh ve fil ahireti haseneh ve gina azaben nar duası var ya sabahları onları mutlaka okuyalım onu. Çünkü Resulullah'ın en çok okuduğu dua bu dua idi. Halal kazanç için dua edelim. Evimizden çıktık gidiyoruz iş yerimize. Halal kazanç için ya Rabbi halalından bolca bana ver inşallah bu konuya da ayrıca temas edeceğiz. Resulullah'ın namazlardan sonra veya değişik zamanlarda okuduğu dualardan biri de bu. Allahumme agnini bi halalike an haramik ve bi taatike an masiyetik ve bi fallike an men sivak. Sabahleyin bu duayı mesela öğrenip rahatlıkla okuyabiliriz. Burada ne diye dua ediyoruz? Ya Rabbi bana halalından o kadar çok ver ki haramına dönüp bakmayayım Allah'ım. Beni haramından ayrıca halal yollardan zengin kıl ya Rabbi. Allahümme agnini bi halalik an haramik. Bu dualara yine geleceğiz inşallah. Bu duaları böyle e, efendim çoğaltmalıyız. Eğer becerebilirsek sabahleyin evden çıkarken en güzel vesilelerden biri de sadaka vermek değerli kardeşim. Eğer bulabilirseniz eğer oralarda bir fakir insan var. Karşınıza da gelmiş o sadaka veriverin. Sadaka Allah'ın inayetiyle Rabbimizin rahmetini celbeder Ve o adam size dua eder Veya o, o kişi size dua eder Allah senden razı olsun Allah kaza bela vermesin Bakarsınız kapının açıldığı bir zamana denk gelir O dua kabul olur gider Veya e, hocam her gün sabahleyin nerede bulayım derseniz Peygamberimizin de tavsiyesi Büyüklerimizin de tavsiyesi Bazı fakirlerin elinde Onların devamlı kullanacağı bir şeylerimiz olsun Mesela Efendim bir buzdolabı almışız Tamam mı efendim? Bir çamaşır makinesi almışız. Ne bileyim. Bir elektrik süpürgesi almışız. Bir ayakkabı almışız. Bir elbise almışız. O onu kullandığı müddetçe her sabah bizim için verilmiş peşin bir sadaka demektir. Çünkü sabahleyin kalkıyor. Kahvaltısı için dolaba gidecek. O buzdolabını siz almışsınız. Eh size dua ediyor. Kendisi unutsa bile haliyle Cenab-ı Hak size lütfediyor. Ayakkabı almışsınız onu giyip gidecek. Elbise almışsınız onu giyip gidecek. Yani buna devam eden sadaka diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir kişinin bir daha daha nicelerini yapan kardeşlerimiz var elhamdülillah. Ev alan fakirlere ev alan kardeşlerimiz oluyor. O mümin o evde veya bir camiye hayır yapmışsınız. İşte ne güzel hatırıma geldi. Bir camiye, bir Kur'an kursuna, bir hastaneye, bir okula hayır yapmışsınız. O, o, siz unutuyorsunuz onu, o her sabah size devam eden bir sadakadır. Koruyucudur bir iznillahi teala. Onun için sadakayı da ihmal etmeyelim. Bunlar sadece sabahleyin evden çıkarken değil, evimize dönerken de geçerli. Sonra iş yerimize vardığımız zaman yine iş yerimizin kapısını açarken yine bu duaları okuyarak besmelelerle Ya Rabbi halal kazanç ver, namerde değil merde dahi muhtaç eyleme. Babacığım rahmetullah aleyhin böyle bir duası vardı. Öyle çocuklar ben duayı çok basite indirgedim. Çok azalttım. Kısaca dua ediyorum. Siz de beğenirseniz böyle yapın diyordu rahmetullah aleyh ve şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi beni namerde değil merde dahi muhtaç eyleme. Hac ve umre parasını ayrıca lütfeyle velhamdülillahi rabbil alemin diyorum derdi rahmetullah aleyh. Rabbim yolundan ayırmasın. Çünkü hac ve umreye ayrı bir düşkünlüğü vardı. Kuşluk vaktine geldik şimdi. Evden çıktık. Kuşluk vakti. Yani saat 9 bugünler için mesela düşününüz. Saat 9, 10, 11 civarı. O vakitte kılınacak bir kuşluk namazı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıldıkları ve mutlak tavsiye ettikleri bir namaz. Ben de cemaatime, kardeşlerime tavsiye ediyorum. Hatırlatıyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri Buhari'nin ve Müslim'in ittifakla kaydettikleri bir hadisi şerifte, sahih bir hadisi şerifte yani. Ebu Hureyre radıyallahu anh efendim sazetler buyuruyorlar ki, Evsani halili, tabirin güzelliğine bakınız. Diğer bir rivayette Evsani Habibi bir öyle söylemiş bir öyle söylemiş. Hadisi rivayet ederken demek ki Ebu Hureyre radıyallahu anh. Halili dost demek, Habibi sevgilim demek. Rabbim, Rabbim bize de öyle olmayı nasip etsin inşallah. Ebu Hureyre Resulullah'tan en çok hadis rivayet eden iki sahabiden biri ve Resulullah kendisini çok seviyor. Hatta ona latife etmiş Ebu Hureyre diye biliyorsunuz künye de vermiş, lakap takmış. Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz Hazretleri. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh Efendimiz Hazretleri yani ona kendi isminden ayrı bir isim daha vermiş. Onunla meşhur olmuş. Kendi ismini istemiyor. Resulullah'ın verdiği o ismi istiyor. Onu daha çok seviyor Ebu Hureyre kedinin en küçüğüne o yeni doğmuş küçük kedilere Hureyre deniliyor Arapçada. Efendim o ona çok öyle bir kedisi varmış. Ona çok ittifat eder, bakar, çeker filan. Onun için Resulullah kendisine Ebu Hureyre adını vermiş. Efendim. Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dostum, sevgilim, Allah'ın Resulü bana üç şeyi tavsiye etti diyor. Bunu şunları şu aşağıdaki gelen şeylere tavsiye etti diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgililer olan biz ümmetine de tavsiyeleri demektir bunlar inşallah. Nedir onlar? Bir sıyam-ı selase min Her ayda en az üç gün oruç tutmak. Her ayda yani kameri aylardan tabi. Miladi aylardan olsa da olur ama kameri aylar daha güzel. Çünkü o fazla geliyor. Kameri aylardan her ay o gün onlar kameri aya göre tutuyorlar oruçlarını. Efendim e, üç gün her aydan üç gün oruç tutmak. Şimdi siz kandil vesilesiyle tuttunuz ya üç gün oruç. Mesela bazı kardeşlerim 13, 14, 15 işte onlara o günlere eyyam bir yıl deniliyor. İnşallah 24 saati böyle tamamlama imkanımız olursa bunlara da temas edeceğiz. Her aydan üç gün oruç tutmak bu yiyir. İkincisi Varekat-i duha kuşlu, iki rekat kuşluk namaz. Bunları demiş Peygamberimiz asla bırakma. Buna 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 devam et. Tavsiye ediyorum sana. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi tabi. Ve en utira kable en erkut. Yatmadan evvel de salatı vitrimi, vitir namazımı mutlaka kılmayı tavsiye etti bana. Salat-ı vitir bize göre vacip ama diğer mezheplere göre sünnet biliyorsunuz. Yani farzların dışında biz bunu yası namazından sonra peşin olarak kılıyoruz. Ama şimdi ben bilhassa kuşluk namazı üzerine duracağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güçlü bir tavsiyesidir. Güçlü bir namazdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen hemen hiç bırakmamışlardır. Ve de bana diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh, sevgilim, dostum Resulullah bunları asla bırakmamamı tavsiye etti. Öyle olunca biz de bunlara devam edersek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerine devam etmiş oluruz değerli kardeşlerim. Nedir onlar? Her ayda 3 gün oruç tutmak, iki rekatta olsa kuşluk namazı ve de yatmadan evvel kılınan vitir namazı. Ha, yani aklınız karışmasın. Bazı kardeşlerim ben Hocam işte teheccüden sonra kılıyorum tamam o ayrı güzel. Ama eğer teheccüde kalkmama ihtimali varsa kalkamıyorsak teheccüde çalışan kardeşlerim gençler yası namazından sonra vitir namazını kılmayı da ihmal etmesinler. Sonra bir de Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz hazretleri var biliyorsunuz. Bu da Allah'ın Resulü'nün sevgililerinden. Mübarek mi mübarek bir insan. Farklı bir insan. Değişik bir insan. Kendine göre kendine göre farklı iştihatları olan bir insan. Allah'ım şefaatlerine nail etsin inşallah. Ebu Zerrin il Gifari radıyallahu anh. Resulullah'ın özel iltifatlarına mazhar olmuş bir insan. Öyle diyor aleyhissalatü vesselam. Sema sema olalı, yer yer olalı. Ebu Zer'den daha doğru sözlü biri yaşamadı bu ikisinin arasında. Allah Allah. Ne muhteşem bir ne muhteşem bir tezkiye bu böyle. Rabbim onların şefaatlerinden bizlere mahrum eylemesin inşallah. Resulullah ona buyurmuşlar ki ondan rivayet edilen Ebu Zer'den rivayet edilen bir hadis şerif. Ebu Zer anlatıyor bize radiyallahu anh bir kişinin sabahladığı zamanda, sabaha kalktığı zamanda sabahları efendim sabahlardan bahsediyoruz ya daha günün sabahındayız. Her mafsalı, her organı, her eklemi çalışan her yeri için bir sadaka gereklidir. Ama bunu illa diyor peygamberimiz işimizi kolaylaştırıyor. Hatta sahabeden bazıları böyle söyledi. Fakir olanlar var tabii işlerinde veya çoğunluğu fakir zaten. Ya sonra ne verelim dediler yani. Bir her, her biri için birer birer bir, bir, yarım e, efendim dirhem verseler, çeyrek dirhem verseler gene servetleri yetmez. Biz bugün birer tane şey verecek olsak, birer lira verecek olsak bile bizim için büyük bir rakam tutabilir. Yani 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş verecek olsan bile her gün olsak bile şey demeyebiliriz, takip edemeyebiliriz. Resulullah ama işi nasıl kolaylaştırdılar bakın. Buyurdular ki her tesbih sadakadır. Ve kullu tahmidetin sadaka. Her tahmid yani elhamdülillah demek sadakadır. Ve kullu tehliletin sadaka. Her la ilahe illallah demek sadakadır. Ve her tekbir sadakadır. Allahu Ekber demek. Yani Sübhanallah diyorsunuz bir sadaka, Elhamdülillah diyorsunuz sadaka, Allahu Ekber diyorsunuz sadaka, La ilahe illallah diyorsunuz o da sadaka ecrini veriyor Cenab-ı Hak. Yani onunla da bu, bu sadaka ödenmiş oluyor. Sonra emrun bil maruf sadaka. İyilikle emrediyorsunuz bir kardeşinize iyilik tavsiye ediyorsunuz sadaka. Ve nehyun anil munkar sadaka. Bütün bunlar ne kadar güzel şeyler yahu. Bir iş yani hoş olmayan bir işi yapan bir kardeşinizi görmüşsünüz. Yapma bunu diyorsunuz. Nehyanil münker diyoruz. O da sadaka. Yani müminin küllü ma'rufin sadaka. Ya müminin yaptığı her iyilik sadaka. Kuşa yem veriyorsunuz sadaka. Kediye yiyecek veriyorsunuz sadaka. Köpeğe bir şey veriyorsunuz sadaka. Bir çiçeği suluyorsunuz sadaka sadaka sadaka. Her iyilik sadaka. İslam bu. Müslüman da böyle bereketli bir insan. Ama Resulullah ne buyuruyorlar hadisin sonunda? Hadisi şerifi Müslim rivayet etmiş ve de hadis kitaplarımız sahih bir rivayettir demiş. Ve bütün bunlara karşı bütün organlarınızın sadakası olarak, bütün bütün bedeninizin sadakası olarak, bütün nail olduğunuz nimetlerin sadakası olarak ve ve yüzü min zalik rak'atani yerkauhuma min kuşluk vaktinde kıldığınız iki rekat namaz bütün bu sadakaların yerine geçer buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Kuşluk vaktinde zaten abdestiniz var veya bir abdest tazelemişsiniz. İki rekat bir namaz kılıyorsunuz ya bütün bedeninizin bütün varlığınızın sadakasını vermiş oluyorsunuz. Ne kadar güzel ne kadar güzel. Ve o iki rekatlar yarın göreceksiniz dağlar misali ecirlerle karşımıza çıkacak inşallah. Kuşluk namazı iki rekat olarak kılınabilir, dört olarak kılınabilir. Yaşlı teyzelerim, yaşlı amcalarım, hocam bizim elimiz boş, o saatte de erken kalkıyoruz zaten, e biz daha kılabiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin fethi günü kuşluk namazını sekiz rekat olarak kılmışlar. Demek ki sekize kadar bile kılınabilir ama hiç olmazsa bir iki rekat kılmak lazım. Ne zaman kılarız bunu? İşrak namazından ayrı bu. İşrak namazını güneş doğdu, 45 dakika sonrasında kıldık. O arada biraz işimizle meşgul olduk, ev hanımları olan kardeşlerim mesela. Biraz işte kahvaltınızı yaptınız, kaldırdınız, topladınız, evi düzelttiniz, yatağınızı düzelttiniz, bulaşığınızı yıkadınız, yapacak bazı işleri yaptınız. O gün gideceğiniz geleceğiniz bir yer yok. Hatta daha o gün, o saatten gidilmez. Yani e, evde olan kardeşlerime ki İslam hanımefendilerinin evlerinde olmaları ve evlerinin anneleri olmaları esastır. Esastır. Bu konu da ayrı bir konu. Ona da şimdilerde maşallah herkes aman hanımlar çalışsın, aman hanımlar çalışsın. Yani bu, bu, bu çok tehlikeli bir gidiş değerli kardeşler. Rabbim önce ihlas ve samimiyetle dua ediyorum hiçbir hanım kardeşimi çalışmaya mecbur etmesin. Kocasından ayrılmıştır, kocası vefat etmiştir veya geliri yetmiyordur filan mecburdur. Ha İslami bir ortamda, İslam, bakın İslami bir ortamda diyorum. Şeriatın müsaade edeceği bir ortamda çalışıyordur. Evinde veya şurada burada İslami bir ortamda. Onun dışında bugün çalışan hanımların yüzde doksandan fazlası keyifleri için çalışıyor ve bu da kim ne derse desin asla İslami değildir benim kanaatim. Asla doğru değildir. Bu konu ayrı bir konu. Bu konunun üzerinde dururuz. Sahabe döneminde çalışan hanımlar var mıydı? Vardı. Resulullah menetti mi? Hayır. Ama İslami şartlar içerisinde. İslami şartlar içerisinde. Şimdiki çalışan kardeşlerim, hanım kardeşlerimiz bana sitem etmesinler. Ne kadarı zaruretten dolayı çalışıyor ve İslami şartlar içerisinde çalışıyor. Ha, hocam ben zaruretten dolayı çalışıyorum ve İslami şartlar içerisinde çalışıyorum. Benim söyleyeceğim hiçbir şey yok. Hiçbir şey söyleyemem. Zaruretten dolayı çalışıyorum ve de İslami şartlar içerisinde çalışıyorum. Ona hiçbir şey söylemem. Allah'ım yardımcın olsun derim ancak o kardeşime, hanım kardeşime. Ama keyfi için, zevk için yani daha daha lüks bir hayat için kocasına bağımlı olmamak için falan bunlar bunlar hikaye. Biz burada yanılıyorsam beni kardeşlerim düzeltsinler. Beni dinleyen kardeşlerim düzeltsinler. Ben size her zaman söylüyorum. Ben de yanılırım. Elbette hata ederim. Belki her söylediğim o hata olabilir. Şahsım adına, kendim adına, kendi fikrim olarak söylediğim her şey hata olabilir. Eğer yanılıyorsam beni düzeltin ama yani yok yok. Yok. Babacığım rahmetullah aleyh. Ah ha. Bu konuda neler söylerdi bir bilseniz o sevdiğiniz Tahir hocanız. O sevdiğiniz Tahir hocanız neler söylerdi? Nasıl davranırdı? Etrafına nasıl tavsiye eder ve nasıl emrederdi ya. Evet o tabii ayrı bir konu ama hanım kardeşlerimizin yeri evidir. Ben öyle söylüyorum işini şöyle toparlamış, kuşluk vakti. Otursun biraz Kur'an-ı Kerim okusun mesela. Tam bereketli bir vakit. Eline tesbihini alsın, biraz günahlarına istiğfar etsin. Biraz dua etsin evlatlarına, yavrularına, kocasına. Tamam mı efendim? Ondan sonra muhakkak da bu arada kuşluk namazını kılsın inşallah. Ve ondan sonra da dua etsin. Demek ki kuşluk namazı iki rekat olarak kılınabilir, dört olarak kılınabilir Nadiren olarak vakit tamamen müsait olursa başka ninem mesela, dedem başka hiçbir işi yok. Sekiz rekat olarak kılınabilir mi? Kılınabilir. Çünkü Resulullah kılmışlar. Bu arada kaza namazları kılınabilir. Tamam efendim. Geceleyin yapılamamışsa evradu eskar o saatte de yapılabilir. Mesela geceleyin o gün evradına kalk kalkamamış olan bir kardeşim. Hatta o gün bilinen biliyorsunuz o gün kılınamayan eğer yani olur ya kırkta bir yılda bir, binde bir sabah namazına kalkılamamışsa işte işraktan sonra tam kuşluk namazı vaktinde bugüne göre bugünlere göre sabahleyin saat 8, 9, 10, 11'e kadar hatta 12'ye yaklaşıncaya kadar öğlen vaktinin kerahat vakti gelinceye kadar yani ben bunu şimdi artık ne için söylüyorum? Değişik bir zamanlarda bazen sonradan dinlenildiği zaman bu tip şeyler problem oluyor. Nisan ayı için söylüyorum ben bunu değerli kardeşlerim. İşte güneş erken doğuyor maşallah bereket Allah. Yani kuşluk içinde geniş günler uzadı artık. Nisan ayında böyle geniş bir yelpaze var. O dönemde Nisan ayında mesela veya yaz aylarında kuşluk vakti geniş. O aylarda tesbihle tehlille Mesela bazı hanım kardeşlerimize veya yaşlı abilerime, amcalarıma, dedelerime, efendim kardeşlerime, erken emekli olan kardeşlerim vardır. Mesela kuşluk vaktinde bir tesbih namazı kılmalarını tavsiye ederim. Tesbih namazı ne kadar güzel olur. Kazan namazları varsa yoktur kılınabilir. O günün sabah namazı şayet geçirilmişse olur ya insanlık hali uyuya kalmışlar Kuşluk vaktinde kılındığı zaman sabah namazını biliyorsunuz sünnetiyle ve farzıyla beraber kılıyoruz. Hocam edamı mı kaza mı? Ne olursa olsun canım fark etmez. Bugünkü kılamadığım niyet ettim Allah rızası için vaktinde kılamadığım sabah namazının sünnetine sabah namazının farzına der kılarız. En son sabah namazı geçirdiğim en son sabah namazı diyebiliriz. Çünkü o günkü sabah namazını vaktinde geçirdik. Hocam niye sünnetini de kılıyoruz? Sabah namazının vakti geçti ama henüz öğle namazının vakti, yeni bir namazın vakti gelmedi. Tamam mı efendim? Onun için daha sabah namazının vakti güneş doğmakla bitmiş olmakla birlikte öğle namazının vakti geçmediği için o namazın nurundan, sabah namazının iki rekat nurundan, bereketinden, feyzinden istifade etmek için sabah namazının sünnetini de kılabiliriz. Ama öğleye kadar kılmışsak, öğle namazından sonra kıldığımız zaman sadece farzını kaza ederiz belli. Demek ki o gün için öyle bir bereket daha var. Sabah namazının sünnetini de kılabiliyoruz. Yani ister kaza deyin, ister eda deyin fark etmez. Cenab-ı Hak hazretleri biliyor. Ondan sonra sabah namazımızı kılabiliriz. Yani mesela evradı ı olup da efendim, ee, okuyan, Kur'an-ı Kerim okuyan kardeşlerimiz. Geceleyin teheccüde kalkma adeti olan kardeşlerimiz. Kalkamamışlar. O günkü tesbihatınızı öğleden sonraya bırakmayın. isterseniz kuşluk vaktinde yapın. Hazreti Ömer radıyallahu aleyhi ve öyle söylüyorlar. Geceleyin yapamadığınız e, evrad-ı eskar olursa gece verdiğinizi gece yapamazsanız Olur ya insanlık halidir. Onu ertesi gün gündüz yapınız. Kuşluk namazı vakti de yani kuşluk vakti de bu iş için güzeldir. Olmadı öğleden sonra da yapabilirsiniz. Öğleden sonra da yapılabilir. Yani kuşluk vaktini de böyle ibadet ve taatla kaza namazı kılabilir miyiz hocam? Rahatlıkla kılabiliriz. Kaza namazı bolca kaza namazı kılınabilecek en güzel vakitlerden bir tanesidir. Kuşluk vakti. Her vaktin kazasını kılabiliriz. Tamam mı efendim? Zeval vaktine doğru yaklaştık mı? artık öğlen ezanına yarım saat kala her şeyi bırakalım artık. Çünkü kerahat vaktine iyice yaklaştık. 20 dakika, 18 dakika kaldı mı diyor kitaplarımız, artık kerahat vaktidir. Biz ihtiyaten zeval öğlen ezanına yarım saat kala her şeyi bırakalım. Tamam mı efendim? Ha bu arada zeval vaktinde de tesbihle, tehlille devam edebiliriz. Tesbih çekebiliriz, Kur'an okuyabiliriz de namaz kılamayız. Çünkü kerahat vakti var sabah namazından sonraki vakit için söylediğimiz gibi, işrak vaktine kadar olan vakit için söylediğimiz gibi namaz kılamayız. Ama tesbihe tehlile devam edebiliriz. Nenem eline tesbihini almış, oturmuş, Kur'an-ı Kerim okuyor, tesbihle, zikirle meşgul oluyor. Ne güzel, ne güzel. Rabbim bereketini artırsın. Bizi de duadan unutmasın inşallah. Öğlen namazına, öğlen namazına, efendim dediğim gibi yarım saat kaldı mı artık namazı bırakalım. Namazı ondan evvel kılmış olalım. Mesela öğlen namazına camiye gittiniz. Erken gidin biraz daha. Kuşluk vakti öğlen namazı için camiye girerseniz camiye devam eden kardeşlerim e, tahiyetül mescidi kılabilirler rahatlıkla. Ama artık öğlen namazına e, öğlen ezanına 20 dakika kaldı mı ondan sonra tahiyetül mescid kılmayalım. Bu Hanefi mezhebinin hükmüdür. Yani 15-18 dakika kalmış, artık tam güneş tepededir, zevaldedir. O vakitte namaz kılmak doğru değildir, caiz değildir. Efendim e, tahiyetül mescidi kılmayalım. Ama erken gitmişiz, 45 dakika erken gitmişiz, yarım saat kala girmişiz. Yarım saatte bile tahiyetül mescid kılınabilir. Daha önce olursa daha güzel olur doğrusu. Tahiyetül mescid nedir? Resulullah maalesef Türkiye'de bu adet nedense bırakıldı, terk edildi. Ben acizane vaazlarımda çok da söylüyorum. Siz değerli kardeşlerime de söylüyorum. Resulullah buyuruyorlar ki sizden biriniz herhalde hocalarımız bu kerahet vakitlerini cemaatimiz biraz karıştırdıkları için korktular söylemekten. Onun için de hocalar söylemeyi ihmal edince bu tahiyyetül mescid kalktı. Maalesef tahiyyetül mescid kılan çok az. Halbuki unutmayın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en ciddi emirlerinden bir tanesi de budur. Sizden biriniz mescide girdiği zaman iki rekat bir namaz kılmadan oturmasın diye buyuruyorlar. Ama kerahat vakti olmayacak. Mesela öğlen namazından 45 dakika evvel camiye girmişsiniz. Rahatlıkla kılabilirsiniz. İkindi namazından evvel kerahat vakti hiç yok. 5 dakika evvel gelmişsiniz. iki rekat bir namaz kılın. Oturun ezanı dinleyin sonra ikindinin sünnetini kılın. Akşam namazından bir saat evvel camiye gelmişsiniz. Akşam namazından evvel de güneşin batışının kerahati vardır mesela. Değil mi? Ondan sonra yası namazından evvel camiye gelmişsiniz. Hiçbir kerahat vakti yok. İki rekat kılın, oturun. Biraz tesbihle meşgul olurken ezan okunsun. Ondan sonra da sünneti kılarsınız. Yalnız sabah namazından, sabah namazının içerisinde de kerahat vakti olduğu için sabah namazının sünnetinden başka bir nafile namaz kılınmadığı için tahiyyetül de kılmıyoruz. Ama Hanefi mezhebine göre mekruh olmayan vakitlerde tahiyyetül mescid Resulullah'ın talimatıdır, emridir. Bunu E hocam giriyoruz başka kimse kılmıyor. Biz kılırsak, kıl, biz kılarsak riyakarlık olur mu? Ne münasebet değerli kardeşler. Siz o cemaat için mi kılıyorsunuz? Hayır. Allah için kılacaksınız. Eğer cemaate gösteriş olsun diye kılarsak kerahat vakti olur. Bilakis cemaat Allah korusun cemaat riyakardır bu adam demesin diye tahiyetül mescidi terk edecek olursak o zaman riyakarlık olur. Zaten başkalarının hatırı için ibadet etmek şirk, başkalarının hatırı için ibadeti terk etmek riyakarlık demiş büyüklerimiz. Olur mu öyle şey? Biz kılalım. Tahiyyetül mescidi, camiye girdiğimiz zaman, mescide gittiğimiz zaman, kerahat vakti değilse Rabbimizin rızası için kılalım. Resulullah'ın tembihidir. Öğlen için, öğlen için geldik. Biraz erken geldik. Elimize tesbihimizi alalım veya Kur'an-ı Kerim'imizi orada yakınımızda varsa alalım. Kur'an okuyalım mescitte. En güzeli zaten müminin yanında bir tesbihi muhakkak vardır. Değil mi? Olmalıdır. Olmazsa işte parmaklarımız. İlla sayısının adedinin belli olması yani parmaklarla saymaya da gerek yok. Oturduğumuz yerden böyle Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Salatu selam mesela. Okuyalım. Ayet-el kürsiler okuyalım. Bildiğimiz efendim e diğer duaları okuyalım. Zikirlerle bulunalım. Ezanımız yaklaştı. Tamam mı efendim? Öğle namazımızın ezanı okundu mu? E bu ezan duasını ayrıca o zamanımız dolmuş ezan duasına ayrıca inşallahurrahman girmiş olacağız. Ezan nasıl takip edilir? Onu bir daha anlatacağız. Ve de ve de öğle namazımızı kılmış olacağız inşallahurrahman. Öğle namazının ilk sünneti, ilk dört rekat sünneti sünneti müekkededir. Blok olarak kılınmalıdır. İnşallahurrahman vakti tamamlamışım ben. vaktime de sınırıma da tecavüz etmeyeyim, geçmeyeyim değerli kardeşlerim. İnşallah gelecek haftaki son sohbetimizde kaldığımız yerden devam eder ve de şöyle özetle 24 saati tamamlamaya çalışırız. Mescide giderken şöyle dua edecekmişiz. Bunu söyleyivereyim. Allahümme ftehli ebu abe rahmetik. Mescide girerken. Allahümme ftehli ebu abe rahmetik. Ya Rabbi rahmetin kapılarını bana aç Allah'ım diyerek mescide girecekmişiz. Cenab-ı Hak gazeteleri bütün ibadet taatımızı en güzel kabul ile, ahseni kabul ile makbul eylesin. Dualarımızı makbul buyursun. Cuma geceniz hayırlı olsun. Birbirimizi duadan unutmayalım. Allah'a emanet olun. Rabbim ömür verirse gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hayırlı geceler. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.